Oldu hanım. Süleyman. 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 Gözlerini aç. Gözlerini aç. Süleyman. Aç gözlerini. Süleyman. Gözlerini aç. Ağla. Yaşıyor değil mi? Çok şükür yaşıyorlar sultanım. Allah'ım sen koru yarabbim. Nasıl oldu bu? Vallahi kimse bir şey bilmiyor paşa hazretleri. Hürrem sultanımız bulmuşlar. Öylece hareketsiz yatıyorlarmış. Hatice. Metin olun sultanım. Hünkârımız kuvvetlidir. Bu belayı da def edecek inşallah. Merak etme. Abim iyi olacak. Paşam. Söyle bakalım Hekimbaşı. Vaziyeti nedir? Zehirlenmiş paşa hazretleri. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu adam? Nasıl zehirlenir? Başka bir izah yok paşam. Vücudunda kızarıklıklar mevcut. Ateşini düşürmeye çalışıyoruz. Ancak zehir hala vücutta. Bir an evvel söküp atmamız lazım. Nasıl bir zehir bu? Hemen dermanını bulalım bu zehir uzıkkımın. Ne olduğu belli değil. Daha evvel hiç görmedim böyle bir şey. Validem. Ne oluyor sultanım? Hünkârımız rahatsız biraz. Fakat endişe etmeyin. Düzelecek. Validem, nesi var babamın? Daha demin birlikteydik. Bir şey yoktu. Nasıl olur? Hünkârımız zehirlenmiş. Bakalım kimin kanı akacak bu mermerlerin üzerinden? Bir an evvel zehri söküp atmak gerekiyor vücudundan. Fakat ne olduğu bilinmiyor. İbrahim ne diyorsun sen?
benden kurtulmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını almak. Zira onun nefes almadığı bir dünya benim dünyam değildir. Oğlumu getirin paşam. Yay yay. O bir kal çaresine bakar. Hay aklımla bin yaşa Afife Hatunum. Vallahi Yahya Efendi her derde devadır. Sen hünkârımızın başında bekle. Efendiniz koşunuz. اذهب البساء يا رب الناس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء يغدر السقامة بسم الله العافي بسم الله الشافي يا ايها İnşallah paşam. Allah'tan umut kesilmez. Biz duamızı edelim. Sana ızdırap veren her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden yüce Allah'ın adıyla şifa dilerim. Amin. Cenab-ı Hakk'ın vereceği şifadan başka şifa yoktur. Allah'ım, şu kuluna şifa ver ki senin rızanı kazanmak ve İslam'ı yaymak için çalışsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Gözlerini açtığını söyleyin. Henüz değil Mişim, henüz değil. Yahya Efendi getirmişler. Elinden geleni yaptı. Onun için Hizr aleyhisselam diyorlar. Şifalı elleriyle hünkârımıza can verecek. Bekleyeceğiz Mişim'e. Dua edeceğiz. Sultanım. Rüstem'e. Haberi duyar duymaz geldim. Allah hünkârımızı size ve evlatlarınıza bağışlasın. Amin. Hünkârımızı zehirleyecek kadar gözleri dönmüş demek ki. Bir emriniz var mı sultanım? Bekleyeceğiz Rüstem'e, bekleyeceğiz. Sen de burada ol istedim. Gözünü kulağını dört aç. Zira o hainler hala burada. Bu sarayda dolaşıyor. Merak buyurmayın sultan. Sultan. Öylesine bir keder içindeyken sizinle bunları konuşmak istemezdim. Lakin her ihtimale hazır olmamız icap edebilir. Şayet hünkârımız... Oh, ihtimali aklından çıkar. Zinhar düşünme. Dört tane şehzadeniz var. Onların selameti için düşünmeye mecburuz. Bilhassa şehzade Mehmet Hazretleri mühim. Emredin, onu emniyetli bir yere alalım.
yarın sabah güneş doğar mı? Yoksa hep böyle karanlık mı kalır bilmiyorum. Fakat her ne olursa olsun, önünde yeni bir hayat var oğlum. Ne demek bu validem? Babanın canını kastedenler bil ki senin canını da kastedecekler. O gün geldiğinde cesur olmalısın, dik durmalısın ve kardeşlerine sahip çıkmalısın. Güneş doğacak validem. Hem de öyle bir doğacak ki tüm zalimlerin gözlerini yakıp kör edecek. O zalimler burada Mehmet, burada. Seni ve kardeşlerini yok etmek için bekliyorlar ama korkma, ben yanındayım. Onlara fırsat vermeyeceğim. Seni ve kardeşlerini selamet içinde görmeden ölüm yok bana. Huzur yok. Süleyman, canımın parçası sultanım. İki cihanda umudum, tek hakikatim. Zalim felek benim gibi dertliye zulmedip canıma türlü türlü ayrılık hançerleri sapladı. Bu benim miskin gözümün yaşına bakmadığı gibi kıyamet gününü de aklına getirmeyip sen yüce sonsuzluk cennetinin çiçeğini benden ayrı düşürdün. Rahatım zahmete, gençliğim tasaya, diriliğim yok olmaya yüz tuttu. Ya alemlerin Rabbi, benim Yusuf yüzlü, şeker sözlü, hoş edalı sultanım. Allah'ın dergahına yüzümü süpürge edip öyle yalvarırım ki seni benden ömren ayırmak sözü yok olmakla kalmasın. Mübarek endamını yine tez zamanda bana göstersin. Ya Rabbi, bu buluşmayı ayrılığa döndürme. Aşkınla mest olanları ağlatma. Ya Rab, can bahçesini tazeleştir. Yemyeşil et. Bu mest olanlara, bu bağ bahçeye acı. Onları perişan etme. Ya Rab, gönül yapraklarını sonbahar gelmişçesine dökme. Gönül dallarını kırma. Sana sığınanları perişan ve yoksul etme. Üstünde senin aşk kuşunun yuvasının bulunduğu ağacın dallarını kırma. Kuşu uçurma. Ya Rab, kendi canını, kendi mumunu birbirine vurma, kırma, dökme. Düşmanları kör et, onları güldürme. Ya Rab, dünyada ayrılıktan daha acı bir şey yoktur. Ne yaparsan yap, bizi ayrılıkla karşılaştırma. Allah'ım sana şükürler olsun, duydun beni. Dualarımı kabul eyledin Süleyman. Ne oldu bana? Zehir. Canını kastettiler. Seni benden almak istediler. Sor ettik. Sanki günler aylar geçti. Mehrimahım, sana gülmek yaraşır. Sil gözyaşını. Nasıl olur bu, aklım almıyor.
Sizi en son ben gördüm. Gayet iyiydiniz. Mehmet, Mirime bu kadar kâfi. Dairelerinize dönün. Dinlenin biraz. Müjdeler olsun Paşa Hazretleri. Hünkârımız iyileştiler. Şükürler olsun. Selim nasıl? Bayezid, Cihangir. İyiler Süleyman. Onların haberi yok, bilmelerini istemedim. Hadiseyi tetkik ettiriyorum. Her kim ya da kimler yaptıysa bunu bulup karşınıza çıkartacağım. Beni ailemle yalnız bırak. Nasıl arzu edersiniz? Hünkâr. Allah bu acıyı, kederi bir daha yaşatmasın bize.
Bu işin arkasında kim varsa bulman lazım. Aksel Dürren bu fırsatı kaçırmaz. Seni de Mustafa'yı da tövmet altında bırakmak isteyecektir. Hatice'm. Sen saraya dön. Hadi. İbrahim. Merak etme. Hakikat neyse ortaya çıkacaktır. Siz ne dersiniz paşam? Kim yapmış olabilir? Evvela hünkârımız nasıl zehirlendi onu tespit etmek lazım Nasuh Efendi. 3-5 günlük hadise değil bu. Her kimse yavaş yavaş öldürmek istemiş hünkârımızı. Belli ki aylardır maruz kalmışlar bu zehire. O halde her şey olabilir. Okuduğu kitap, giydiği kıyafet, yediği içtiği bir şey. Ben tedbir olarak hünkârımızın kullandığı her şeyin değiştirilmesini emrettim. Ne varsa ayrıldı, tetkik ediliyor. Bir şey bulursanız görmek isterim. Evet. Evet. Kiraz'a! Buyurun Paşa Hazretleri. Afife Hatun'a söyle, hünkârımızın dairesiyle meşgul olan kim varsa, ağalar, kalfalar kim varsa, hepsi vazifelerinden alınacak, sorgu sual edilecekler. Emredersiniz. Süleyman. Sen benim güneşimsin. Yüzümü aydınlatan yegane ışığımsın. Senin olmadığın hayatı neyleyim? Neyleyim bu can? Dilerim Allah'tan sana bunu reva görenler, iki cihanda gün yüzü görmesinler. Her kimse bedelini canıyla ödeyecek yorum. Uzaklarda arama Süleyman. Sana söyledim. Vicdanın gözünde perde olmasın. O hain senin sarayında. Daha dün Bursa'da Şehzade Mustafa'yla kim görüşmüş? Ne hikmetse döner dönmez bu hadise meydana geldi. Bu tesadüf olabilir mi? Süleyman, senin düşmanların belli. Seni asıl dost bildiklerinden sakın. Süleyman. Bir türlü uyku tutmadı. Ne oldu, neyin var? Mehmet'i düşünüyorum. Onun sence bu kadar erken gitmesi içime sinmiyor. Tekrar karar... Geldiğinde hayli kararlıydı. Kendine güveni tam. Hayır diyemezdim. Elbet bir gün gidecek. Fakat şimdi değil. O daha çok küçük. Birkaç yıl daha kalıp tecrübe edinsin. Asıl tecrübeyi gittiği sancakta edinecek Hürrem. Nedir seni böyle korkutan? Ya bu bir oyunsa Süleyman? Beni ve Mehmet'i senden ayırmak istiyorlarsa, bizi savunmasız bırakıp yok etmek istiyorlarsa... Hürrem. Korkuyorum hem de çok. Daha dün seni zehirleyenler bize ne yaparlar Allah bilir. Allah bilir. Silat o korkuyu içinden. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse size zarar veremez. Süleyman, neden kalktın? Dinlenmen lazım.
Bir hesabı almak istedim. Sen dairene dön hocam. Hayli perişan oldun. Süleyman'a hayır, yanında olmak istiyorum. Hürrem'im. Ey benim gülen yüzüm. Ey benim hayalim, hakikatim. İçinde sevgiliden başka hiçbir şey olmayan şu gönlüme yemin ederim ki senin sevmediklerini ben de sevmem. Canımı sana feda edemezsem eğer, o can dertsiz kalmasın, gamdan kurtulmasın, başından bela eksik olmasın. Gözlerim senin için ağlamıyorsa eğer, kararsın, hiçbir şey göremez olsun. Senden başkasına ümit bağışlarsa, umudum gerçekleşmesin. Olmasın. Ve ben hayal kırıklığından kurtulmayayım. Senin için yaşamıyorsam eğer, varlığım sana ait değilse ben o varlığı istemiyorum. Yıkılsın gitsin. Gönlümde düşmanlara ait, düşmanlara karşı hiçbir dilek bulunmasın. Çünkü benim gönlümde senin rızanı kazanmaktan başka bir dilek yoktur. Sensiz geçen bir anı dahi kaza edemem. Lakin ne çare ki başa gelen senin takdirinden başka bir şey değildir. Şu dünyada hangi güzel, hangi güzellik vardır ki senin güzelliğinden onda bir pırıltı bulunmasın. Senin ışığının vuruşundan ibaret olmasın. Hangi padişah, hangi emir vardır ki senin dilencin, senin yoksulun olmasın? Gel. Süleyman. Hoş geldin Hürrem. Az evvel Mihrimah ile karşılaştım. Birlikteymişsiniz. Evet. Sohbet ettik. Mihrimah'la aranızda ne geçti? Bir şey mi dedi sana? Hayır. Nicedir sizi birlikte görmüyorum. Hanedanımıza layık bir şekilde yetişmesini istiyorum. O ise tezlerini ihmal ediyor. Mihrimah'ı niye bu kadar seviyorum hiç düşündün mü? Çünkü sana benziyor. Tıpkı senin gibi. Felekte bir sana benzer. Benim mihrüle mahum yok. Güzeller hep sana bende. Senin tek padişahım yok. Eğer cürm ise yanında seni sevmek benim ömrüm. Sen aldın gönlümü benden. Benim çendan günahım yok. Nigara kuyun etrafın yaşım deryaya döndürdü. İçilmez yolum olmuşudur. Ana varma rahım yok. Giyurdu gözlerim yaşı serasar hilat-ı şahı. Başımdan şule-i ahım. Benim sanman külahım yok. Muhibbi çoğu ise cürmüm, ümidim kesmez amandan.
kul isem padişahımdır. Benim gayrı ilahım yoktur.